Yeşil Sol Parti ile özgür yarınlara gidebileceğimize inanıyoruz. Siz Türkiye'nin en kıymetli, en değerli insanlarsınız. Demokratik Cumhuriyet inşa olduğunda ne olacak? Sendikal mücadeleler hak ettiği yere oturacak. İşçiler sendikal haklara sahip olacak. Sendikal haklara sahip olduğunda da ne olacak? Ne gerekiyorsa o olacak. Nasıl geçinebiliyorsa, nasıl kültürel haklara sahip olabiliyorsa, sosyal haklara sahip olabiliyorsa onlar olacak. Bizler emeğiyle geçinen insanlarız, emekçileriz ve yıllardır aslında AKP iktidarı altında haklarımızın birer birer tırmandığında şahit olduk. İşte kıdem tazminatı hakkımız biliyorsunuz her seferinde gündeme getirilip kaldırılmaya çalışılıyor ve aslında işçilerin tepkisi nedeniyle biraz geri bırakılsa da tekrar bir süre sonra yeniden gündeme getiriliyor. İş cinayetlerine bakıyoruz. AKP döneminin 20 yıllık iktidarı boyunca 30 bin işçinin iş cinayetlerinde kaybedildiğini biliyoruz. Kader diyorlar, kaza diyorlar, fıtrat diyorlar. Ama biz biliyoruz ki bunlar hep işçiler için alınmayan önlemlerden ve aslında çalışma şartlarının düzgün belirlenmemesinden kaynaklanıyor. İşte biz hep bunların karşısında birlikte bir mücadele örgütleyeceğiz. Haklarımızı savunacak, bizim istediklerimizi orada dillendirecek olan kesim Yeşiller Sol Parti olacaktır. Yanına da aldığı onurlu, namuslu insanlarla, milletvekilleriyle birlikte bu ülkede bu gidişata bir dur diyeceğiz. El yordamıyla hep birlikte Yeşil Sol Parti'ye, partiye destek vermemiz gerektiğine inanıyorum. Yeşil Sol Parti dışında kalan herkes bizim rakibimizdir. İşte Türk İş Sendikası ile birlikte aslında büyük bir mücadele örgütlendi ve işçi, bu işçinin taşıma işçisinin sigortası mı olurmuş, sendikası mı olurmuş lafından bugün en örgütlü iş yerlerinden biri haline geldi bu sektör. O yüzden örgütlünün gücüyle de ciddi kazanımlar elde edildiğini biz hep birlikte gördük. Siz nasıl iş yerlerinizde, çalışma alanlarınızda örgütlendiyseniz ve haklarınızı almak için mücadele verdiyseniz, sonunda da kazanımlar elde ettiyseniz, biz Türkiye'yi değiştirmek için de aslında örgütlenmeye ihtiyaç duyuyoruz. Bizim en güvendiğimiz nokta Türkiye halkının büyük oranda işçilerden, emekçilerden oluşması ve bu işçilerin, emekçilerin örgütlenmesi halinde karşısında kimsenin duramayacağını bilmemiz. Hep birlikte daha büyük bir mücadele yürüteceğiz. Biz zaten bu seçim ittifakında sadece bir seçim ittifakı olarak değil, sonrasında da bir mücadele birliği olarak düşünüyoruz. Bundan sonrasında da mücadelemiz devam edecek. Seçimlerden sonra bir anda her şey gürültü kristallık olmayacak tabii ki. Ama birleşirsek kazanacağız. Biz buna inanıyoruz. Birlikte mücadelenin önemine inanıyoruz.